Ama sizlerin burada olduğunu duyunca, görünce size selam vermeden içeri girmek bize yakışmazdı. Henüz gelen kardeşlerim de var. Ama diyorum ki çok daha fazla beklemeden ve bekletmeden hemen buradaki konuşmamızı yapalım. Daha sonra salona, daha sonra da İstanbul'a yola çıkalım. Ramazan ve Ramazan. Bugün aynı zamanda evet Muhammed Kırmızı ebedi aleme uğurladık. Bir şehidimiz. Eyvallah. Zaten وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiz. Onlar diridirler. Siz anlamazsınız. Siz bilmezsiniz. Şimdi bizi Muhammed evladımız evet kabirden, ebedi alemden bizi takip edecek. O sevgili peygamberimize en yakın makamda. Onu da kim teyit ediyor? Akif'imiz de teyit ediyor. Ne diyor Akif merhum? Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuçunu açmış duruyor peygamber. Evet, sevgili peygamberimiz Allah yolunda, din yolunda evet mücadele ederken şehit olanlara avuçunu açıp komşularını bekliyor. Allah bizlere de o makamı nasip etsin. Durmayacağız. Şehitler tepesini boş bırakmayacağız. İşte Afrin'de de sona doğru geliyoruz. Birileri meydan okuyor. Avrupa Parlamentosu'ndan meydan okuyor. Askerlerinizi çekin oradan diyorlar. Bu doğru değil diyorlar. Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? Senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik. Bize yalvardınız. Aman kapıları açmayın diye. Biz insanlık yaptık. Ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki. Ve şu anda da istediğiniz kararı alın. Var ya, ehli medrese bilir bunu. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Bunlar bu. Bunlar maksuda geçemediler. Hala binadalar. Ama biz aldık başımızı gidiyoruz evvelallah. Ve şu anda da oralarda Afrin'de yola devam. Asla sivil insanlarla bizim işimiz yok. Suriye topraklarında bizim işimiz yok. Ama biz Suriye topraklarında o insanlara zulmeden mazlum, mağdur insanları ne yapıyoruz? Kurtarıyoruz. Ekranlarda izliyorsunuz değil mi? O namussuzlar
Afrin'den kaçmak isteyen sivillere bile nasıl zulmettiklerini gördünüz değil mi? Ama ne oldu? O bütün bombaları sakladıkları yeri de bulduk mu? Orayı da yakaladık mı? Onları da topladık mı? İninize girdik gireceğiz. Nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız. Çünkü namerde kaçmak, merde kovalamak yakışır. Biz de sizlerle beraberiz. Dadaşlar, zaten dadaşın önünde bunlar duramaz da. Evelallah, tarih boyunca duramadılar. Gene duramazlar. Ama benim sizden isteğim var. Ne olacağız? Bir olacağız. Olacağız. Tamam. Bizim Rabia'mız neydi? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Biz 81 milyon tek milletiz. Tamam. Bizi bölemeyecekler. İki, tek bayrak. Bu bayrağımızdan başka bayrak tanımıyoruz. 3, 780 bin kilometre kare tek vatan. Vatanımızı böldürtmedik, böldürmeyeceğiz. 4, tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımıyoruz. Yok paralel devletmiş, yok şöyle devletmiş, böyle de. FETÖ neredesin? Pensilvanya'da. Ya sen Erzurum'dan çıktın ta Pensilvanya'da ne işin var ya? Artık zaten seni Erzurum toprakları da kabul etmez. Şimdi Pensilvanya'da arkasında George var. Onlara güveniyor. Ne yaparsan yap. Seni er veya geç orası da kabul etmeyecek. Oradan da kovacaklar seni. Yine kaçacak delik arayacaksın. Çünkü sen ihanet ettin. Ümmeti böldün. Milleti parçaladın. Beddualar sana yeter. Ama senin o takıntıların var. Arkana takılanlar var. Gece gündüz Tayyip Erdoğan'a da çok beddua ettiler. Ama Tayyip Erdoğan meydanlarda. Burada bak biz şu anda milletimizle el eleyiz. Beraberiz. Evelallah. Ve değerli kardeşlerim inşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hedefimiz 2023'te istiyoruz ki dünyanın ilk 10 devleti arasına girmek. Dün akşam ittifakla ilgili imzayı attık. Allah yar yardımcımız olsun. Ve sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Erzurum'u hatırlatıyor.
AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep